şey. Evet. Aslında kök hücreler ana hücreler. Yani bizim vücudumuzda böyle anne rahmine düştükten beri oluşan o en güçlü embriyonik dönemde. Sonrasında da bu işte kordon kanı ve erişkinlerde de yumuşak dokuların içerisinde gömülü halde diğer hücrelere dönüşme potansiyelleri olan, diğer hücreleri etkileyebilen hücreler aslında kök hücreler. Ama tabii bu konuda çok ciddi kafa karışıklıkları var. Mesela PRP, kök hücre, işte CGF birbiriyle karışıyor. Hemen onu soruyorlar. Hocam evet. Bir kan alıyorsunuz da bir işte o kök hücre mi acaba? Evet, PRP mesela geliyor gibi. Diyor ki ben kök hücre yaptırdım. Ben direkt inanmıyorum. Diyorum Evet, ki nasıl evet, yaptırdın? Evet. Çünkü sorgulamak gerekiyor. Yaptırdığı şeyin tam olarak ne olduğunu belki bilmiyor. Kulak dolgunluğu var, yanlış bilgilendirme var. O nedenle sormak gerekiyor. Kanla yapılan aslında PRP, yani trombositten zengin sıvı dediğimiz. Onun çeşitli varyantları var, değişik formları var. Bir de bizim böyle kemik iliğinden, işte karın yağlı dokudan, işte kulak arkasından, saçın kökünden, vücudun bazı bölgelerinden, mesela dizin içerisindeki o sinovyum hücrelerinden alıp hem taze halde hazırladığımız hem de laboratuvar ortamına sokarak, sayısını artırarak uyguladığımız yöntemler var. Kök hücrede canlı hücreler var değil mi Evet, Aydın? evet. Peki nerede kullanıyorsunuz bu kök hücreyi siz? Şimdi aslında tıbbın bütün alanlarında bu kullanılıyor. Yani bütün branşlarda kullanılıyor ve çok yoğun çalışmalar var. Biz en çok eklemlerde kullanıyoruz. Kıkırdakta, menisküste, bağlarda, kaynamayan kırıklarda, estetik uygulamalarda sen de uyguluyorsundur. Evet. Cilt, saç uygulamaları var. Ve gerçekten doğru indikasyonda uygulanırsa çok etkili sonuçları olan bir İşte bu tedavi çok aslında. önemli. Evet. Yani ameliyata bir alternatif mi? Evet, o da çok gelen bir konu. Mesela çok ilerlemiş kireçlenme var. Bana diyor kök hücre yap, ben ameliyat olmak zorunda kalacak mıyım? Şimdi çok ilerlemiş bir durumda, yani mekanik olarak çok ciddi bir bozukluk varsa eklemde, bu sadece diz için değil, kalça için, ayak bileği için, dirsek için, omurga için. Çok ilerlemişse, mekanik olarak bir problem varsa onu mekanik olarak çözmek gerekiyor aslında. Ama kök hücreler daha ilerlememiş, daha böyle orta seviyede durumlarda tedaviye katkıları olduğu gibi çok ilerlemiş olanlarda da ağrıyı azaltma, biraz orayı toparlama işlemleri tabii olabiliyor. Cerrahi sonrası anlamı var mı? Cerrahi sonrası da uyguluyoruz tabii. Mesela bir ön çapraz bağ tamiri yaptık. Sonrasında uygulayabiliriz. Menisküs tamiri yaptık o anda. Ameliyata ekleyebiliriz. Sonrasında uygulayabiliriz. Tabii ki çok ciddi bir geniş bir uygulama O alanı var zaman aslında. kök hücreyi erken evrede kullanabiliyoruz tedaviyi Tabii ki. desteklemesi için. İleri evrede ağrıyı azaltması için Tabii ki. postop ameliyat sonrasını da Yine iyileşmeyi kullanabiliriz. Tabii. desteklemesi için. Şöyle de diyebiliriz aslında. Koruyucu tıp gibi düşünelim. Yani Tabii. koruyucu bir tedavi olarak. Biz mesela bir menisküs yırtığını genç yaşta tedavi edebilirsek, bunu nasıl yaparsak yapalım. Kök hücreyle yapalım, iğne enjeksiyonla, egzersizle bir şekilde tedavi edersek o dizin kireçlenmesini engellemiş oluyoruz. Kök hücre uygulaması kolay mı Aydın? Evet, aslında son yıllarda kolaylaştı diyebiliriz. Yani daha pratik uygulanıyor artık. Farklı elde edilme şekilleri var. Daha pratik uygulanması insanlara son işte hastalara artık, son müşteri demeyeceğim, son hastalara artık Hastalara tabii ki. ulaşımı daha kolay. Evet. Çünkü önceden çok pahalıydı. Ulaşamıyordu insanlar ama şu anda sektör daha gelişti ve daha çok malzeme var elimizde Haklısın, yapabildiğimiz. haklısın. Evet. Rakam olarak da daha Evet, makul makul rakamlara evet. geldi ki hastalar daha kolay. Evet. Ki zaten kök hücreyle erken dönemde tedavi olmamak cerrahiye gidebilme sebebi o zaman daha büyük Evet. rakamlar Evet. karşımıza çıkabilir. Evet, Onu da aynen. düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Aydın. Ne güzel, ne Evet. güzel konularda bilgilendiriyorsun bizi. Bir kere doğrusunu olması gerektiği gibi aktardığın için Evet. çok değerli. O çok önemli bir şey, farkındalık oluşturmak. Yani sen de öyle yapıyorsun, hocamız da öyle yapıyor. Hastalara farkındalık Evet. oluşturmak. Ben de bugün Aslında bir değişik bir farkındalık konudan oluşturmamız bahsedeceğim. gereken bir konu daha var. Selülitler, değil mi? Yani kadınların çok büyük çözülmeyen Evet, problemlerinden evet. biri. Buyurun. Kadınlar Size bir için soru önemli bir sorabilir konu. miyim? Bu kök hücrenin yapılma zamanı, söylediğiniz ameliyat öncesi, ameliyat sonrası falan dediniz ama hani diğer yöntemlerle bir sıralaması var mıdır? Şunu yapar olmadı kök hücre veya bunu yaptık olmadı bu gibi bir sıralama var mıdır? Örneğin diz Aslında için. bu aslında böyle bir fikir birliği, bir algoritma yok. Tamamıyla cerrahların, hekimlerin deneyimiyle şu anda. Tabii Tecrübeye dayalı. çalışmalar da var. Ama meta analiz gibi daha böyle geniş çalışmalar da var yavaş yavaş. Oradan uygun endikasyonda hastaya göre
tedavi yapıyoruz biz. Yapılabiliyor. De. Evet hocam. Selülitler. Selülitler deyince ben de hemen nedirle başlayayım istersen. Evet. Selülit aslında bizim tıpta selülitin karşılığı lenflerde ortaya çıkan bir enfeksiyon. Ama biz estetik anlamda kullandığımız selülitleri farklı biraz değerlendiriyoruz. Evet. Hemen cildin altındaki bağ dokusunda kılcal damarlarda, yani büyük damarlardan bahsetmiyoruz. İnce kılcal damarlarda oluşan aslında bir dolaşım sorunu selülit. Şimdi dolaşım sorunu deyince hani böyle biraz endişe verebiliyor. Ama erken evreler sadece kozmetik amaçlı sorun. İleri evreler, evre 3 ve 4 dediğimiz evet artık bir hastalık olarak kabul ediliyor. Selülit ilk tanımlandığında sadece bir estetik kaygıydı, bir kozmetik sorundu. Ama o da önemliydi. Biz onun tedavisi için de uğraşıyorduk, emek veriyorduk. Ancak son kitaplarda artık ileri evre selülitler 3 ve 4 bir problem. Çünkü dolaşım problemleri tek başına devam etmiyor. Metabolizma ile ilgili konular da işin içine eklenince özellikle alt taraf kilosu olan hastalarda, kadın hastalarda biz yüksek oranda bu sorunu görüyoruz. Yağ birikimiyle birlikte, yani cilt altında yağ depolanması ile birlikte, hani bu Türk kadının klasik tipi vardır ya, geniş kalça ve basen. Evet. Aslında o bir kadınlık göstergesidir. O kötü bir şey değildir ama problem ilerlediğinde bu bir hastalığa, bir soruna dönüşebiliyor. Kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Çok ciddi ağrılı, insanlarda. Ağrılı, sert selülitlerde. Evet. Ben çok muayene ediyorum ya bacakları, kalçaları. O zaman tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü hem ağrıya hem de varis ve benzeri problemlerin artışına birbirini destekliyor. Tedavisinde çeşitli konular var. Bilinen en önemli tedavilerimizden bir tanesi gold standart, ben öyle derim her zaman, mezoterapidir. Çünkü mezoterapi cildin altındaki o bölgeye problemleri çözecek özel ilaçların enjekte edilmesidir. Yani nedene yönelik bir tedavi. Ne kadarını çözebiliyorsunuz mezoterapiyle? Yani? Şöyle aslında burada hastanın destek olması çok değerli. Bütün biliyorsun tedavilerde tabii, olduğu uyum, gibi. Uyum, hastanın uyumu çok önemli. Beslenme ve kilo kontrolüyle desteklendiğinde her 6-8 seanslık mezoterapi tedavisinde selülit bir evre geriler. Bu da aslında iyi bir sonuçtur, başarılı bir sonuçtur. Kesinlikle. Ancak tedavide yenilikler var. Kısacık vaktimiz kaldı, ondan da istersen bahsedeyim. Değil mi? Selunife. Evet. Bir cihazımız var. Bununla da çok ileri evre selülitleri, son dönemdeki hani böyle dışarıdan da görünen çukurlar oluşturan sert bağ dokusu liflerini önce keserek sonra da radyo frekans enerjisiyle tedavi ederek kalıcı demek zor ancak minimum 2 yıla kadar tedavi edebiliyoruz. Çünkü kadınlık hormonlarıyla ve genetik sebeplerle ortaya çıktığı için selülitler tekrar edebilir. Ancak tedavi ettiğimizde tekrar eski formuna çok kısa sürelerde elbette ki ulaşmaz. Çok güzel. Peki canlı yayın. Daha çok anlatacaklarım vardı ama başka bir bölüme aktaracağım anlatacaklarımı. En azından selülitlerin bir sorun olduğunu ama tedavisinin de bulunduğunu tekrar etmiş olalım. Yani bir şekilde halledilebiliyor bir kısmı değil mi? Evet, bu da rahatlatıcı bir şey. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Hem de sizin değerli bilgilerinizi de hemen ilk ağızdan duymuş olmanın mutluluğu içinde. Bir başka bölümde yine konuk olunuz. Bekleriz. Her zaman sizinle birlikte olmak çok büyük keyif. Aydıncığım teşekkür ederim. Haftaya yine beraberiz. Ben teşekkür ederim. Evet buradayız haftaya yine. Bekliyoruz. Sevgili izleyiciler haftaya aynı saatte birlikte olmak üzere. Çok yaşayın. Sağlıklı kalın.